Metro veya otobüs beklerken yanınıza hiç tanımadığınız bir adam yaklaşıp sizinle oyun oynamak istese ve oyunun sonunda da size bir kartvizit uzatsa ve dese ki eğer para kazanmak istiyorsan, hayatındaki tüm borçların silinmesini istiyorsan bu numarayı ara. Tepkiniz ne olurdu? Bugünkü videomuzun konusu Squid Game. Ben Netflix dizisi uzun zamandır izlemiyordum ve Squid Game'in son dönemde Twitter'da çok popüler olmasından sonra bir tane tweet gördüm ve o tweette şu yazılıydı. Arkadaşlar, elime böyle bir kartvizit geldi ve sweatshirt alabilmek için oyuna katılıyorum. Sonra ben başladım bu diziyi izlemeye. Birinci bölümünü izledim, ikinci bölümünü izledim ve bir gün içerisinde bütün bölümleri izledim ve diziyi bitirdim. Gelelim Squid Game hakkında konuşmaya. Netflix'te yayınlanan Güney Kore dizisi Squid Game kısa sürede dünya çapında popüler oldu. Squid Game dizisinin konusu distopik bir dünyada geçiyor. Yani bir insanın hayal gücüyle kurmuş olduğu bir dünya. Maddi sıkıntı çeken kişiler, gerçek hayatlarında oldukça borçlu kişiler ve sonunda 40 milyon dolar ödül olan bir oyun oynamak için davet alıyorlar. Elbette bu oyunda da ölüm tehlikeleri oluyor. Fakat kişiler bunu bilmiyor. Oyuncular hayatta kalabilmek için ve bir sonraki etaba geçebilmek için her şeyi yapıyorlar. Bu süreçte de tehlikenin boyutu da giderek artıyor. Yani o para ödülünü alabilmek için en samimi arkadaşını öldürten bir karakter bile var. Ve bu karakter o bölgenin en iyi üniversitesinin en iyi bölümünden dereceyle mezun olmuş bir insan. Ölmemek için arkadaşını kurban ediyor. Diziyi izlerken de bu tarz olaylara da şaşırmamak mümkün değil. Gelin şimdi Squid Game hakkındaki ilginç gerçeklere bakalım. Yönetmen dizinin senaryosunu 2008 yılında kaleme alıyor ve 2009'da tamamen senaryoyu bitiriyor. Fakat 2009'dan 2020 yılına kadar hiçbir şekilde yapım şirketleri bu işi kabul etmiyor. Bu iş çok saçma veya bu işi şu anda kaldıramayız ve senaryosu da biraz saçma geliyor yapımcılara. Ama Netflix olaya el atıyor, diyor ki ya kardeşim bu sağlam bir proje, bunu almalıyım. Diziyi çekiyorlar, yayınlıyorlar ve şu anda Squid Game'in elde ettiği başarı ortada diyebiliriz. Dizide bir hesap numarası geçiyor. Yönetmen Hwang Dong-hyuk yaptığı açıklamada dizide gösterilen banka hesabına para yatıran izleyicilerin olduğunu belirtmiş. Bu hesabın yapımcılardan birine ait olduğunu söyleyen yönetmen ekiple konuştuklarını ve bu hesabı kullanmaya karar verdiklerini açıklıyor. Ancak sonrasında bu hesabı kapatacakları konusunda anlaştıklarını da sözlerine ekliyor. Dizide bir kartvizit dağıtılıyor. Bu kartvizitteki numara sayesinde oyuna katılmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Fakat dışarıdan bir kişi bu oyuna katılamıyor. Yani o oyunda görevli olan, yetkili olan bir kişinin dışarıda sizi bulması gerekiyor. Zaten buldukları insanların da hayatlarına oldukça hakim. Dizide kartvizitin üzerine yazılı olan telefon numarası da gerçek. Telefon numarasının sahibi her gün 4000 aramanın ve mesajın olduğunu, günlük hayatını sürdürmekte zorlandığını söyleyerek Netflix ekibinden yardım istedi. Netflix ekibi ise bu konuda çok üzgün olduklarını ve en iyi çözümün başka bir telefon numarasına geçmek olduğunu vurguladı. Squid Game'de yer alan bazı sahneler 2014 Japon filmi As the Gods Will ile benzerlik gösteriyor. Bir manga serisinin beyaz perdeye aktarılmış hali aslında bu film ve bu filmde bir grup lise öğrencisinin hayatta kalabilmek için ölümcül oyunlar oynamasını konu ediniyor. Yönetmen her ne kadar iki film arasında bağlantı olmadığını söylese de internet kullanıcıları bazı sahnelerin benzerliğini keşfetmiş durumda. Dizide de oldukça zıtlık görüyoruz. Dizide tezat oluşturan durumlar sürekli bir arada kullanılıyor. Yani en kanlı sahnelerde oldukça sakin ve sakinleştirici müzikler tercih ediliyor. Çocuk oyunlarının insan öldürmesi ya da pembe rengin silahlı görevler tarafından kullanılması gibi. Ayrıca oyun anonsları da son derece kibar bir dille yapılıyordu. Diziyi ilk izlediğim anda da bu benim dikkatimi çekmişti. Diziyi izlerken bazı işte yürüme sahneleri olsun veya bir karar sahnesi olsun veya ya kardeşim bu kadar da olmaz dediğiniz sahnelerde yoğun bir şekilde klasik müzik tercih edilmiş. Ve o klasik müzik çalınca da siz farkında olmadan o diziyi izlemeye daha da konsantre oluyorsunuz. Bence bu güzel bir detay diyebilirim. Gelelim kıyafetlere. Dizide oyuncuların giydiği yeşil takım, yönetmen lisedeyken okullarda yaygın olarak kullanılan spor üniformalarından birisi. Gardiyanların pembe kıyafeti ise karıncalardan ilham alınarak tasarlanmış. Gardiyanların yüzlerindeki daire işçileri,
üçgen askerleri ve karede yöneticileri temsil ediyor. Maskelerin şekli ise karınca ağına benziyor. Oyuna davet alan ve oyuna kabul edilen kişilere bir numara veriliyor. Gi-hun numarası 456 ise bazı kültürlerde dürüstlüğü ve bütünlüğü temsil ediyor. Ki zaten karakter olarak da oldukça dürüst ve bütünleştirici bir insan. Bir numaralı yaşlı adam ise en dikkat çeken karakterlerden. Hatta yeşil ışık kırmızı ışık oyununda hareket sensörünün o yaşlı amcayı hiç algılamaması ve birçok şekildeki vurgulayıcı, iğneleyici konuşmaları da bunun en büyük ispatı. Korece'de Ohilnam yani bir numaralı adam anlamına geliyor. Dizide izlediğimiz her şey gerçek. Squid Game dizisinde bilgisayar efektlerinden çok az yararlanılmış. Örneğin ilk oyundaki alanda insanlar bilgisayarlarla çoğaltılmamış, onun yerine 456 tane oyuncu kullanılmış. Dizideki dev bebek de gerçek, hatta Güney Kore'de bir alışveriş merkezinin girişinde sergileniyor. Final bölümünde saçlarda bir renk var. Gi-hun'un saçlarını kırmızıya boyatması ise en son yarışmayı kazandığı için özgüveninin yerine gelmesini ve toplum içindeki farklılığını temsil ediyor. Aslında Gi-hun ilk başlarda özgüveni çok düşük bir insan, sosyal iletişimi veya sosyal hayatı çok düşük bir insan. İşte at yarışlarıyla vakit geçiriyor, parasını elde tutamıyor, parasını çok saçma şeylere harcıyor ve bir sürü düşmanı var. Fakat o son oyunu kazandıktan sonra da kendine bir özgüven geliyor. Takım elbisesini giyip sanki iş dünyasına atılmış gibi. Gelelim en dikkat çeken ayrıntıya. İlk başta yani bütün oyuncular bekleme alanındayken, yatakhanedeyken duvarları göremiyorduk. Fakat son 3 kişi kaldığında o yatakların tamamı çıkartılıp sadece 3 tane yatak bırakılmış ve o 3 yatağı gördükten sonra da duvarları net bir şekilde görebiliyorduk. O duvarlarda ise dizideki bütün oyunlar önceden çizilmiş. Dizide hangi oyunun oynanacağı aslında duvarlarda çizimle anlatılmış. Bu çizimler o kadar basit ki bir çocuğun elinden çıkma gibi görünüyor. Dizi hakkındaki diyeceklerim bu kadardı. Benim dizi hakkındaki görüşlerime gelecek olursak kesinlikle izleyin derim. Öyle pek hani etkileneceğiniz sahne yok ama gerçekten izlerken kendinizi o olayın büyüsüne bırakıyorsunuz ve hikayede çok hızlı, çok seri ve çok iyi bir şekilde akıyor diyebilirim. İzleyip izlememe konusunda tereddütteyseniz, bu videoda da spoiler yemediyseniz Squid Game'i izlemenizi tavsiye ederim. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.